serginin ismi Atname. Atname'den önce Süleymanname adı altında bir sergi yapmıştım ben. Bu sergide, yani her iki sergide de benim Tuğram'la başlayan bir hikaye var. Emin Bar'ın bir gün akademide, grafik bölümünde birlikte çalışıyoruz. Bir Tuğra yazdı, getirdi beyaz bir kağıt üzerinde. Bu dedi, senin Tuğran. Hocam, niçin bu dedim, nereden çıktı dedim. Trabzon'da dedi, iki tane Süleyman var. Önemli Süleyman doğdu. Biri Kanuni Sultan Süleyman, birisi de Süleyman Saim Tekcan. Bu Tuğra işte onun için sana yaptım dedi. Ben o Tuğra'yı aldım, sonra tabii tesip yaptırdım. Çok hoş bir biçimde çerçeve yaptırdım. Ve ben dedim, şimdi ne borcum var, ne yapmam lazım? Bu Tuğra'dan sonra ben bir şeyler yapmam lazım dediğimde, o zaman gravürlere başlamıştım. Hat çok önemli. Bizim Osmanlı sanatındaki hat, bence Batı'da soyut sanattaki estetikten daha da iyi bir soyut estetiği barındırıyor. Yani benim düşüncem buradan yola çıktığım bir düşünceydi. Ama hat tek başına olmaz. Hat, hatın ilk harfini kaldır, at. Ondan sonra bu çok enteresan yerlerde de var. O kadar çok atlar, hatlar böyle buluşturduğum bir seri gravür yapmaya başladım. O gravürler benim belki 7 tane önemli dönemim içerisinde en uzun dönemim oldu. Ama aileden gelen de atla bir yakınlığımız var bizim. Benim babaannem Lale Sümbül Hanım ki Mecidiyeköy'deki o büyük at heykelinin ismi Lale Sümbül'dür. At binen bir Çerkez kadını. Onun için öyle bir bağ var, atla benim bağım var ve çocukluğumda da at biniyordum. Babam çok meraklıydı ata ve aynı zamanda babam hattattı da. Hocaydı, yani cami hocasıydı ama Arapça, Farsça bilen, derinliği olan bir hocaydı. Ayrıca da Atatürkçü bir hocaydı. Çünkü Atatürk'e mektup yazıyor ve diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanım diyor, siz diyor harf inkılabı ve dil inkılabı yapmış olmakla bu milleti cehaletten kurtardınız diyor. Böyle bir adam. Işıklar içinde uyusun. Böylece başlayan bir macera, Süleymanname adıyla yaptığım sergi Sarnıç'ta oldu. Ama Ankara'da bu sergiyi benden istedikleri zaman yok, aynı sergi yapmak istemiyorum, yeni bir sergi yapmak istiyorum dediğimde benim bugüne kadar çizdiğim at desenlerinden seçtiğim, yağlı boyalarımdan at ve hatı buluşturduğum yağlı boyalarım, heykellerim ve seramiklerimin tümünü bir araya getirebilecek ve de yeni bir metinle, yeni bir hünername, surname gibi bizim kültürümüzde önemli olan isimlerle olan kitapların çok büyük bir boyutlusunu ben 2-3 ay kadar bir çalışmayla meydana getirdim. Ve ondan sonra o kitap, o şeyin, serginin ana temasını oluşturan kitaptır. O kitap belki basılması lazım. Çok sayıda değil ama limited edition dediğimiz az sayıda basılıp belki çok önemli kütüphanelere koyulması lazım. Ve kitap tabii tek başına olamazdı. O kitabı o mekan, muhteşem mekan içerisinde heykellerle, yağlı boyalarla, yine at ve hatı buluşturan birçok eserle, gravürlerle zenginleştirerek öyle bir sergi yaptık. Ve bu 4. ayı her gün yüzlerce, binlerce insan geziyor ve çok gezilen bir sergi oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyoruz.
Yüzüncü yılda bütün benim gibi Cumhuriyet çocuğu olan herkes, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının da mükemmel olmasını amaçlıyorum. Böyle büyük bir proje için Kültür Bakanlığı o kadar çok arzu etti ki bu serginin olmasını. Yani çok uzun bir çalışmanın semeresi diyebileceğimiz bu sergi artık sergilenir hale geldi. Ve nerede olabilirdi o? Şu anda Türkiye'nin en büyük mekanlarından biri olan Milli Kütüphane'nin içerisinde. Milli Kütüphane'nin dışarıya açık ve insanların serbestçe girip gezebilecekleri bir mekan olması benim için çok cazipti. Ayrıca muhteşem bir kütüphane. Sergi salonunda kütüphanenin girişinde hemen karşımıza çıkan bir mekan. Ve o mekanda kızlarım, özellikle beni yöneten kızlarım da çok istediler bu serginin olmasını. Ve ben bu sergiyi Türk insanına, 100. yıl Cumhuriyetimize armağan etmek üzere düşündüm ve gerçekleştirdim.